Yanıtın olduğu bölgede göç şehitliği düzenlemesi yapmak istiyoruz. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda daha önce başkan yardımcısı olan Faruk Çiftçi dernek başkanlığına seçildi. Çiftçinin yönetim kurulunda ise Gülay Küçükuslu, Feridun Tunca, Cemile Havale Uçar, Tamer Sefer Afacan, Ecehan Turgut, Yüksel Zogo, Melek Tikbeşli, Sezgin Yavaş ve Cem Karaduman yer aldı. Dernek Başkanı Faruk Çiftçi yaptığı açıklamada 1933 yılında kurulan derneğin 11. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdiğini belirterek yeni yönetimin yanı sıra denetim, danışma kurulu üyeleriyle STK koordinatörleri ve ilçe temsilcilerinin de seçiminin yapıldığını ifade etti. Derneğin 650 üyesi bulunduğunu belirten çiftçi üyelerden aidat almadıklarını belirtti. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlarken tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 1993 yılında kurulan bir sivil toplum örgütü. Mensupları şehit annelerimiz, şehit babalarımız, şehitlerimizin eşleri ve kıymetli evlatları ve terör konseptinde gazi olan arkadaşlarımız ve onların eşlerinden oluşan bir örgüt. 650 üyesi olan büyük bir aile. 6 Aralık 2015 tarihinde 11. Olağan Genel Kurulu'nu yaptı. Genel kurul üye sayımız bizim 150. 150 üyemizin tamamına yakını genel kurulumuza teşrif ettiler. Genel kurulda yönetim kurulu, denetim kurulu, ilçe koordinatörleri, il koordinatörleri ve danışma meclisi üyeleri seçildi. Türkiye'de ilk defa bir dernek kendi bünyesinde danışma meclisi oluşturdu. Şehrin ileri gelenlerinden ve derneğin ileri gelenlerinden oluşan danışma meclisimiz 7 kişiden oluşmaktadır. Bunlar bu derneğin yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alıp kararlar bize aktararak daha güzel işler, daha iyi işler yapmamıza vesile olacaklar. İlçelere temsilciler atadık bu genel kurulda. Temsilcilerimiz ilçelerdeki şehit ailelerimiz ve gazilerimize derneğimizin arasında irtibatı güçlendirecek, daha sık irtibat sağlamamızı, daha yakın irtibat kurmamızı sağlayacaklar. Bir süre önce Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi şehitliğinin yapımını sağlayan derneğin bundan sonraki projeleriyle ilgili de bilgi veren çiftçi, Kurtkale şehitliği ve Göç şehitliği yapmak istediklerini belirterek bu konuda çalışmalara başladıklarını söyledi. İlk yapacağımız şehitlik Bulgaristan'da Balkan Savaşı'nda şehit olan bir subay ve 30 erin hatırasını yaşatmak için Kurtkale Karakol şehitliğidir. Önümüzdeki süreçte onun düzenlemesine başlayacağız. Onunla birlikte Yassıtepe, Arnavutköy ve Sabuncubağları şehitliklerinin düzenlemesine başlayacağız. Bu zaman alabilir. Sağlık ve sıhhatli olduğumuz sürece bunları tamamlamak için mücadele edeceğiz. Şükürşen markası mı bir şey? Edirne'de 27 şehitin düzenlemesi tamamlandıktan sonra en son nihai olarak Şükrü Paşa Anıtı'nın olduğu bölgede göç şehitliği düzenlemesi yapmak istiyoruz. Balkan Harbi'nden günümüze kadar Balkanlardan, Kırım'dan, Musul'dan, Kerkük'ten Anadolu'ya çekilirken yollarda kaybettiğimiz dedelerimiz, ninelerimiz, büyüklerimiz, bu yapılacak olan göç şehitliğinde isimlerini yaşatmak istiyoruz. 1.387.000 kaybımızın olduğunu, yollarda kaybımızın olduğunu biliyoruz. Telafi edilen rakam. Bu yukarılara da çıkabilir. Daha sonra netleşince rakamla ilgili ayrıca görüşmelerimiz, konuşmalarımız olur. Ancak bu alanda yapacağımız şehitlikte, düzenlemede göç eden, yollarda kaybettiğimiz aziz ecdadımızın isimlerini yaşatmak istiyoruz. Onların o dönemdeki kullandıkları isimlerini levhalara yazacağız. Arzu edenlerin bu dönemdeki kullandıkları isimlerini levhalara yazacağız. Hiçbir isim yazamazsak ailesiyle irtibat kuramadıklarımızın da ay yıldızda hatıralarını yaşatacağız o bölgede. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 2002 yılından bu yana başkanlığını sürdüren Ali Nermin Vardar ise bundan sonra denetim kurulu başkanı olarak görev yapacak. Vardar, derneği daha aktif hale getirmek için yeni yönetimi belirlediklerini söyledi. 2002'den beri yürütmekte olduğum
dernek başkanlığımı. Yeni bir konseptle gençleştirme şeyine girdik, projesine girdik ve yönetimimizi, denetimimizi, iş yapacak gençlerimizi yönetime getirdik. Bizler de denetim olarak başlarını aldılar. Onları da biz denetleyeceğiz.